Merhaba, Saat Selkom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun G-Shock serisinden GDX6900CM TR8 modelini inceleyeceğiz. Bu modeller kamuflaj desenleriyle ön plana çıkıyor. Kutu açılımıyla başlayalım. Kutunun dışarısında görmüş olduğunuz gibi kısaca özellikleri ve G-Shock logosu bulunuyor. Kutumuzu açalım. Uluslararası garanti belgesi mevcut. Biz siparişlerinize size Türkçe garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzlarınızı da gönderiyoruz. Bu da uluslararası kullanma kılavuzu. Birçok dil var. Ne yazık ki Casio standartları içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu gelmiyor. İthalatçı firmalar bunları çeviriyor. Biz de siparişlerinizde göndermeye özel gösteriyoruz. Karton kutunun içerisinden metal kutumuz var. Klasik G-Shock kutusu. Koruma köpüklerini çıkarttıktan sonra saatimize ulaşıyoruz. Kutuları kapatalım. Saatimiz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi model numarası, modül numarası ve kısaca özelliklerinin anlatıldığı bir reklam kartonu var. 10 yıl pil ömrü, 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliği, dünya zamanları, süper led ışığı ve otomatik ışık geçişi belirtilmiş, ön plana çıkartılmış. Silikon kordondan oluşuyor. Deseni gayet hoş. Tuttuğunuz zaman elinizde kalitesini belli ediyor. Saatin ebatları 57,5'e 53,9 mm. Kalınlığı ise 20,4 mm. Arkasına bir bakalım. G-Shock logosu. Paslanmaz çelik olduğunu gösteren ibare. 20 bar yani yaklaşık 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliği. Tayland'da montajı yapılmış, o da belirtilmiş. Ana ekranda görmüş olduğunuz haftanın hangi günde olduğumuz EMPM işareti, saat, dakika, saniye ve tarih göstergesi mevcut. Camı mineral cam fakat darbelere karşı dayanıklı. Zaten şurada bir içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. Fonksiyonlarına bakmaya çalışalım. Aydınlatma ışığı buradaki G işaretine, G harfine bastığınız zaman parlak veriyor. Kenarlarda tuşların ne işe yaradığını gösterilmiş. İncelemeye bakalım. Dünya saatleri ilk modumuz. Şu anda New York City'ye göre ayarlanmış. Kronometremiz. Start stop tuşuyla başlatıp durdurabiliyoruz. Üst tuş ile de sıfırlıyoruz. Geri sayım. Alarm fonksiyonları 2 ekranınıza sinyal ana ekrana geri döndük. Ayarlaması sol üst tuşa bastığımız zaman saniyeyle başlıyor. Sıfırlayabiliyoruz. Moda bastığımız zaman diğer özelliklerine geçebiliyoruz. İsterseniz bulunduğunuz bölgeyi dünya saatlerine göre artı kaç olaraksa öyle de ayarlayabilirsiniz.
Türkiye artı 2 saat dilimi içerisinde saate geçtik. Sağ tuşlarla arttırıp azaltabiliyoruz. Dakika. Yıl. Ay hangi ayda olduğumuza dair. Ve hangi tarihte isek onu ayarlıyoruz. Bu senkronizasyon fonksiyon olması gerekiyor. Tekrar moda geldiğimizde başa döndük. Adjust'la durdurabiliyoruz. Dünya saatlerine geldiğimizde de yine Adjust'la ayarlayabiliyor olmamız gerekiyor. Deneyelim. Adjust'la bir saat ileri veya geri aldık. Sağ üst tuşla veya alt tuşla şehirleri değiştirebiliyoruz. Bu şekilde dünyanın hangi şehrini istersek seçebiliriz. Kaç şehir olduğuna bakalım. Yaklaşık 29 saat dilimi, yani 48 şehire görebiliriz. Buradan ayarlayabiliriz. Ana ekrana geri dönelim. Evet, baştaki ayete herhalde saatimiz. Şu iç fonksiyonlarda bilmiyorum, ışıktan görebiliyor musunuz? Yansımalar var. Burası saniye olması lazım. Şöyle şeyden görebiliriz. Flashlı bir şekilde 3 saniye geri sayaraktan kronometreyi başlattık. Burası saniye olarak dönüyor anladığım kadarıyla. İsterseniz alarmı kronometre devam ederken saate de geri dönebiliyorsunuz. Kronometre işlemini devam ediyor. Durduralım. Sıfırlayalım. Ana ekranda tekrar dönelim. Kordonu ve kasası gerçekten çok şık. Bilekleri nasıl durduğuna bakalım. G-Shock logosu bulunuyor. Bilekte de bu şekilde. Tasarım olarak gayet başarılı buldum ben şahsen. Kullanım açısından da faydalıdır. Şu şeyler bileğe göre belki rahatsız edici olabilir, boşluklar. Ama insan ona da alışıyor. Kısaca bu serimiz ve özellikleri bu şekilde. Söylediğimiz gibi ayarlamalarını da yapabilirsiniz. Bu ve bütün Casio'nun G-Shock modellerini sitemiz saatsel.com üzerinden indirimli fiyatlarla alabilirsiniz. Fiyat konusunda videolarda çok açıklama yapmıyorum. Çünkü değişken olabilir. Video yayınlandığı sırada ve daha sonradan fiyatlar değişebilir. Güncel kurullara göre bunlar artma veya azalma içerisinde olabiliyor. Dönem içerisinde farklı fiyatlar görebilirsiniz. O yüzden videolarda fiyatları çok dile getirmeyi mantıklı bulmuyorum. Ama her daim sitemizden uygun fiyatlarla indirimli bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Bizleri Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.